Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle bir yerde dursak ama nasıl yapalım? Şimdi burada şey var mı? Var başkan, enkaz, evet. Var. 9 katlı bir bina. Katlı, evet, şu an enkazın altında 20 ya da 25 kişi olabilir diye tahmin ediliyor. Evet. Bugün buradan bir kişi canlı çıkarıldı. Öyle bugün mi? Sabah. Ha, evet. Yaşlı bir anne. Evet. O yüzden umut var. Evet, inşallah diğerleri evet. de. Şey, bu çalışma ekipleri falan var değil mi? Var, İnsanlar var. Çalışıyorlar. Yani ilk günler yoktu zaten. Evet, ama şu evet. an itibariyle var. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk, Sayın Başkan. Sağ kentimize hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Hepimizin acısı aynı. Evet, aynı yaralarımızı aynı. Sarmaya aynen, çalışıyoruz. Aynen. Ancak şunu ifade etmek isterim ki özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlık çıktı bu depremde. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Bunu elbette ki özellikle ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde. Ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Onu belirtmek isterim. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Deprem bizi, toplumu birbirine kenetledi. Acıları sarmak istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz. Birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Elbette ki eski binaların, binaların, inşaatların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var. Ama asıl büyük sorun depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Evet, bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı, evet. Siz de ifade ettiniz buna. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimizi hepimiz huzurunda yaşamak İnşallah. İstiyoruz. İnşallah Sayın Başkan. Çok teşekkür ederiz. Efendim tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.